Şu an Antep'in İslahiye ilçesine bağlı depremde hasar gören Sulu Mağara köyündeyiz. Gördüğünüz gibi yol yarılmış, bina enkazları burada da devam ediyor. İslahiye'nin %50'den fazlası yok olurken başta Altınüzük ve Sulu Mağara olmak üzere birçok köyde burada zarar gördü. Sulu Mağara'da da enkazlar geç kaldırıldı. Bu köylerde mevcut köylerde yetkililerin zaten herhangi bir yardım olmadı. Köylüler kendi cenazelerini kendileri enkaz altında çıkardı. Yaklaşık 200'den fazla cenazenin çıkarıldığı bildirildi bize. Yine köy halkının tek talebi yardımlar kısmi de olsa geliyor. Ekmek, su gibi ihtiyaçlar. Elektrik olmadığını ve kalacak çadır bulamadığını Amanuslar'ın eteğindeki bu köylerde köylüler çadır yardımında bulunuyorlar. Çadır talebinde bulunuyorlar. Şu an bölgedeki hasar ciddi oranda yüksek. Antep'ten aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi öncelikle buraya sakın yani böyle gıda gelmesin, yemek gelsin, sıcak yemek gelsin. Hiçbir yerde yapamıyoruz. Kömür yok, odun yok, ısınmada sorun var. Bir de çadırımız yok. Çadırlarımız yok. İslahiye Altınüzük'ün fay hattının geçtiği yerdeyiz. Köy halkı hepsi dışarıda ve çadır çok sınırlı, çadırlar sınırlı. Birçok aile dışarıda. Kömür yok, işte odun. Hazır yemek, Abla yardımlar geliyor. Çorba. Yardımlar geliyor çok fazla. Allah razı olsun herkesten. Aynen. Ve düzensiz geliyor. Hep çocuk şeyleri, büyükler için eşortman hiç yok. Hep çocuk kıyafetleri, Düzensiz çamaşır yıkayamıyoruz. Çamaşırların kirleri bir yerde biriktiriyoruz. Bize büyükler için eşortman hiç yok. Su yok zaten, su yok. Halktan geliyor bence, hiç de yani tırlarla geliyor. Afat yok burada, afat yok gönderiyor. Hayır, Türkiye'deki insanlardan, hayırsever insanlardan, devletten geldiğini görmedim ben. Rahşan Uçar. Teşekkürler.